Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına buzluk böreği tarifi hazırladım. Sodalı, peynirli buzluk böreği yapıyoruz. İlk önce malzemelerimizi, iç malzemesini hazırlıyorum. Bir karıştırma kabına bir yumurta, bir su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt ve bir şişe de maden suyu alıyorum. Hem yumurtayı ezmek için hem de bütün malzemelerin tadının birbirine geçmesi için iyice karıştırıyorum bu şekilde. Daha sonra bu gördüğünüz bolca sıvı karışımın içerisine bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Yine bir kase kadar da ezilmiş beyaz peynirim var. Onu da ekliyorum. Siz dilerseniz lor peyniri veya dilediğiniz herhangi bir peyniri de kullanabilirsiniz. Peynirlerimle de şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra üzerine daha önceden doğramış olduğum minik bir kase kadar, yani bir tutam kadar maydanozu ilave ediyorum. Bu yeşillik kısmı da tamamen yine damak zevkinize kalmış. Böreğiniz neyli olsun istiyorsanız o yeşilliği kullanabilirsiniz. Yeşilliğimi de yedirdikten sonra üzerine baharatlarımı ilave ediyorum. Peynirim tuzsuz olduğu için tuz ilavesi yaptım ve yanında da karabiber ve kırmızı biber ekledim. Baharatlar da tamamen damak zevkinize kalmış. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz veya yakışacağını düşündüğünüz baharatı ilave edebilirsiniz börek harcına. Börek harcımız gördüğünüz gibi oldukça akışkan bir durumda şu anda. Bunu birazcık toparlayabilmek için bir su bardağı kadar tereyağını bu şekilde erittim ve hemen iç harcımıza ekliyorum. Eritmiş olduğum tereyağını tabi sıcağı geçtikten sonra iç harcımıza ekliyorum. Yoksa iç harcınız da kesilebilir, yağınız da kesilebilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi yağ soğuk malzemelerimizle karıştığı zaman iç harcınızı toparlayacaktır. O biraz önceki sıvı görüntüden eser kalmadı görüyorsunuz. Bu şekilde daha bir börek harcına dönüştü. Ve bu şekilde kullanacağız iç harcımızı. Tereyağımızı ekleyip karıştırdıktan sonra harcımız hazırlanmış oluyor. Kullandığım bütün malzemeleri ve miktarlarını açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Börek harcımı hemen kenara alıyorum ve yufkalarımı tezgahıma sermeye başlıyorum. Benim yufkalarım gördüğünüz gibi oldukça büyük yufkalardı. Eğer daha küçük yufka kullanacaksanız yufka adedini artırabilirsiniz. Benim çok büyük olduğu için, hatta tezgahıma sığmadı, bir kısmı aşağıya sarkıyor şu anda. Çok büyük olduğu için ben toplamda 3 adet yufka kullandım. Eğer daha küçük yufkalarınız varsa 4 adet de kullanabilirsiniz. Ya da 2'şer 2'şer yufkalarınızı kullanıp o şekilde de harcınızı değerlendirebilirsiniz. Öncelikle bir yufkayı serdim. Üzerine harcımızdan her yerine gelecek kadar döktüm. Daha sonra üzerine ikinci yufkayı ve üçüncü yufkayı da aynı şekilde harçtan sürerek ekliyorum. Bu şekilde 3 katlı bir börek oldu. Tezgahımın aşağısına sarkan kısmı da bu şekilde böreklerimin üzerine katladım ve her katın arasına börek harcından yine sürerek böreğimin harcını bütün yufkalarıma dağıtmış oluyorum. Daha sonrasında ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde böreğimi bu şekilde rulo olacak şekilde sarıyorum. Gördüğünüz gibi kalınca rulo bir börek elde ettik. Bu şekilde böreğimi ortadan ikiye böldüm ve hemen bir streç film yardımıyla sıkıca sarıyorum. Bu şekilde hem böreğimizin şeklini sabitlemiş olacağız hem de dolapta, buzlukta bekleteceğimiz için içine farklı kokuların sinmemesini sağlamış olacağız. Böreğimin her iki tarafını da sıkıca sarıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yine şeklinin sabit kalması için buzluğuma sığabilecek bir tepsi içerisine alıyorum böreklerimi. Bu
şekilde hava almayacak şekilde güzelce sarıyoruz böreklerimi. Ben çekim esnasında tek kat streç filme sardım ama daha sonrasında kapattıktan sonra ikinci katı da sardım. Siz de o şekilde yaparsanız hem böreklerinizin şeklini sabitlemiş olursunuz hem de dediğim gibi dolap kokusu, diğer yiyeceklerin kokusu böreklerinize sinmemiş olur. Böreklerimizi en az 1 saat kadar buzlukta bekletip kullanabilirsiniz, pişirebilirsiniz ya da daha sonrası için saklayabilirsiniz. Günlerce, haftalarca saklayabilirsiniz bu börekleri. O yüzden buzluk böreği pratik börek olarak geçiyor bu börek. Daha sonra buzluktan çıkardığımız zaman bu şekilde birer parmak veya ikişer parmak, artık o sizin zevkinize kalmış, birer parmak kalınlığında dilimliyoruz. Donmuş rulo böreklerimizin şekli bu şekilde oluyor. Dilimlediğimiz börekleri hemen bekletmeden fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Biraz önceki gördüğünüz büyük yufkalarla hazırladığım böreğin sadece yarısını kullandım. Yarısını dilimledim ve bir tepsi kadar gördüğünüz gibi börek elde ettim. Hazırladığım diğer yarısını yine dilimlenmemiş bir şekilde buzluğumda muhafaza ediyorum. Dilerseniz dilimleyerek de yine buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Hemen böreklerimin üzerine sürmek için sosunu hazırlıyorum. Bir yumurta, bir yemek kaşığı yoğurt ve üzerine birazcık sıvı yağ ekliyorum. Bütün bu malzemeleri iyice fırçamla karıştırıyorum. Dilimlemiş olduğum böreklerin üzerine de bu hazırlamış olduğum yumurtalı sosu sürüyorum. Dilerseniz böreklerin üzerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Ben bu şekilde sade olarak fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyoruz böreklerimizi ve yaklaşık 25-30 dakika arasında böreklerimiz pişmiş oluyor. Üzeri ve altı kızardığı zaman pişmiş demektir börekleriniz. Hemen bir tanesini keserek iç yapısını da göstermek istiyorum sizlere. Bu arada böreklerimiz yumuşacık oluyor. Kesinlikle fırında kuruma olmuyor ve çok güzel pişiyor. Gördüğünüz gibi içini de çekiyor. 20-25 dakika içinde tamamen hem içini çekmiş oluyor hem de pişmiş oluyor börekleriniz bu şekilde. Benim peynirli buzluk böreğim bu şekilde hazır olmuş oldu. Hatta yarısı buzlukta, daha sonraki günlerde pişirilmek üzere bekliyor beni. Müsait olduğunuz bir zamanda hazırlayıp buzluğunuzda bekletebileceğiniz oldukça kurtarıcı bir tarif. Ani gelen misafire ya da yoğun geçen bir günün ardından ne pişirsem diye düşündüğünüz anlarda buzlukta elinizin altında olabilecek bir börek. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Benim sodalı peynirli buzluk böreğimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.